Dedem, ben çok küçük yaşlarda hayal ediyordum işte. Çanak yapıyordu, babam yanındaydı. Yanlarında ben böyle çamurla oynarken falan 10-12 yaşlarında artık çanak çömlek işiyle uğraşmaya başladım. Daha sonra işimi ilerlettim, işte araştırdım. Daha çok elimi geliştirmeye çabaladım. Derken bu yaşıma kadar şu an çanakla çömlekle uğraşıyorum. Mutluyuz. Yani tamamen böyle stresimi atabiliyorum. Kendimi çanakla bağdaştırabiliyorum. Anlatması çok farklı bir duygu bu. 10-11 yaşlarına başladım. Şu an 31 yaşındayım. 20 yıldır bu işle uğraşıyorum. Çırak yetişmiyor. Eskiden babamın, dedemin anlattıklarına bakaraktan herkes bu işte uğraşmak için devamlı oğlunu gönderiyordu, işte yeğenlerini gönderiyordu. Bir şekilde çırak yetişiyordu ama artık fabrikasyon olduğu için, makineleri çıktığı için işimiz çok gerilemeye başladı. Eskiden su tesisi yapmayana kız vermezlerdi. Yani önce istemeye giderken çocuğunuz testi yapabiliyor mu? Testi yaptırıyorlardı. Bakıyordu kızın babası. Eğer testi yapabiliyorsa kızı veriyordu gönül rahatlığıyla. Ama artık bunlar çok eskide kaldı. Şu anda yani bizim testi hayal oldu. Su tesisi yapıyoruz. Çömlek yapıyor. Peynir çömlekleri yapıyoruz. Güveç yapıyoruz. Fincan yapıyoruz. Nescafe yapıyoruz. Cezve yapıyoruz. Artık mutfak ürünlerinde hanımların kullanabileceği her ürünleri imal ediyoruz. Toprak sağlıklı çünkü biz bunu 950 bin derecede pişiriyoruz. İçindeki kötü maddeler tamamen tükeniyor. Ateşte eridiği için saf bir madde kalıyor. Saf madde de toprak olarak kalıyor. Yani ben öyle anlatayım size. Toprak olarak kaldığı için içinde herhangi bir kanserojen madde bulunmuyor. Yani son zamanlarda ise artık çanak çömleği daha çok ilgi görmeye başladı. Çünkü plastik, cam vesaire ürünler tamamen kimyasal yapılıyor. Toprağımız bu bölgeye has bir topraktır. Bizim Kapadokya bölgesine özgü bir topraktır. Tek çeşit toprakla olmuyor. Biz bunu 3-4 çeşit farklı farklı topraklarla belli oranlarda havuzlarımıza karıştırıyoruz. 10-15 gün ortalama bir dinlendirme süreci var. Dinlendiriyoruz. Daha sonra ürünleri yapmaya başlıyoruz. Bazı kısımlarda bunu süzekten geçiriyoruz. İçindeki küçük küçük minik taşları ayırt ediyoruz. Dinlendirdikten sonra kullanıma başlıyoruz. Aslında bizim işimiz çok güzel, eğlenceli bir iş. Sanatsal bir iş artık. Çünkü böyle baktığımız zaman bu işe ilgi gerçekten çok. Yani yeni yetişenlere bu işlerle uğraşmasını tavsiye ederim. Ben kendim şu an genç olmama rağmen mesela çok mutluyum. İşimi yapmaktan çok mutluyum. Çok keyifliyim. Tabii zor zamanlar oluyor ama her işte de olduğu gibi bunda da zor zamanlar da olur illaki. Yani yeni yetişen arkadaşlara, gençlere, abilerime, kardeşlerime bu işlerle uğraşmalarını tavsiye ederim. Şu an bizim Kapadokya bölgesinde mesela böyle örnek vereyim size. Bütün turistlerin ilgi odağı şu anda çanak çömlek. Her gelen yabancı turistlerimiz bunu denemek istiyor yani. Bu tezgaha oturup bu çamurla bir bağdaşmak istiyor. Çok da mutlu oluyor. Bundan çok talep görüyoruz.